Evet arkadaşlar yine güzel farklı olduğunu düşündüğümüz bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. X küp TL'ye alınan bir gömlek X üzeri 4 TL'ye satılınca %20 zarar edilmiş oluyor. Aynı gömlek X kare TL'ye satılırsa kar zarar durumu nasıl olur diye bir soru verilmiş. Ben şöyle düşünüyorum bu tip sorularda %20 zarar dediğinde. E, alış fiyatımız örneğin 100K ise arkadaşlar satış fiyatımız %20 zarar ne olur? 100K'nın %20'si 20K yapar. 100K 20K'dan 80K olur. Yani bu bizim alışımız olmuş arkadaşlar. Alış bu da ne olmuş arkadaşlar? Satış olmuş. Bunları oranlarsak alış bölü satış yapıyorum. Bakın 100K bölü kaç K diyorum? 80K eşittir diyorum. Alışımız ne kadardı? X küptü. Satışımız ne kadardı? X üzeri 4. Bunları oranladık. İçler dışlar çarpımı yaparsak hemen şurada bir sadeleştirme işlemi yapayım. 20'ye böldüm 5. 20'ye böldüm 4. X küpte X üzeri 4 gitti. Burada ne kaldı? X kaldı. Burada 1 kaldı. Yani buradan X e, X eşittir. İçler dışlar çarpımı yaparsam 4 bölü 5 gelmiş olur. Demek ki bizim aradığımız X değeri neye eşitmiş arkadaşlar? 4 bölü 5'e ...eşitmiş. Şimdi x kübe alınmıştı. x kübe hesaplayalım. x küp eşittir. Ne gelir arkadaşlar? 4 bölü 5'in küpü yani 64 bölü 125 gelmiş olur. Neye satacağız? x kareye. x kareyi hesaplıyoruz hemen. x kare eşittir. 4 bölü 5'in karesini alıyorum. Bakın arkadaşlar 16 bölü kaç geldi? 25. Paydalarını eşitleyin. Şunu 5 ile genişletirsem şu 125 olan ifadeye paydaları eşitlemiş oluruz. 5 ile genişletince 80 bölü kaç gelmiş olur? 125 gelmiş olur. Bakın bu sefer Alışımız ne oldu bizim? X küptü bu alış unutmayın arkadaşlar. Bu da neyimiz oldu bizim? Satışımız oldu. Yani 64 bölü 125 ve 80 bölü 125'i karşılaştıracağız. İkisinde paydası 125 olduğu için 125'leri görmeyelim. Sanki alışımız arkadaşlar 64 gibi düşünelim. Satışımız da buradaki kaç gibi düşünelim? 80. E alış 64 satış 80 ise karımız arkadaşlar 80 eksi 64'ten kaç gelmiş olacaktır bu da? 16 gelmiş olacaktır. Yani 64 liraya aldık. Kaç lira kar ettik? 16 lira kar etmiş olduk. 60 64'ü aldığımızda 16 kar dersek 100'ü aldığımızda e, ne kadar diyelim m lira deriz. ederiz. Hemen bir işler dışlar çarpımı yapalım arkadaşlar. 64 m eşittir 16 çarpı 100 gelmiş olur. Buradaki sadeleştirme işlemlerini de yapalım. Şunu 16'ya böldüm 4, 16'ya böldüm 1. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. Aradığım buradaki M yani benim kar yüzdemi veren değeri ben kaç olarak bulmuş oldum? 25. Demek ki ben e, x kübe alıp x kareye satarsam yani 64 bölü 125'e alıp 80 bölü 125'e satarsam elde ettiğim kar %25 kar olacakmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5 kişinin 2012 yılındaki yaşlarının kümesi A virgül B virgül C virgül 21 eksi a virgül 17 eksi b eksi c 5 farklı 5 5 tane yaş yazılmış a b c 21 eksi a 17 eksi b eksi c ise demiş hangi yılda bu 5 kişinin yaşlarının kümesi x y z k 18 eksi x eksi y eksi z eksi k olur diye sorulmuş bakın burada a b c d veri a b c verilmiş burada x y z k olarak verilmiş Birbirinden farklı gibi verilmiş sayılar. Bir kafa yoralım ne yapabiliriz? Bence buradaki hareket noktamız yaşların toplamı olacak arkadaşlar. İlk verilen yani 2012 yılındaki yaşlar toplamına bir bakalım. 2012 yılında yaşlar toplamı neymiş? Burayı bir toplayalım. Ne diyeceğiz? A artı B artı C artı 21 eksi A artı 17 eksi B eksi C. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz burada... Ee, A A'yı götürdü. B B'yi götürdü. C C'yi götürdü. 21 artı 17'den kaça ulaşmış olduk? 38'e ulaşmış olduk. 2012'de 5 kişinin yaşları toplamı 38'miş. Şimdi diyorum ki bir de e, bize sorulan yılda kaçmış ona bakalım. Hangi yıl olduğunu bilmiyoruz. Ben buraya ne yıl diyeyim arkadaşlar mesela kullanım bir harf M yılı. M yılındaki yaşlar toplamına bakalım. E, X artı Y artı Z artı K artı 18 eksi x eksi y eksi z eksi k'ymiş arkadaşlar eşittir diyoruz arkadaşlar. Buradan kaç geliyor? Bakın yine x'ler birbirini götürdü, y'ler birbirini götürdü, z'ler, k'lar birbirini götürdü. Buradaki toplamımızda kaça eşit oldu? 18'e eşit oldu. Yani aslında daha önceki bir yılmış. Çünkü 2012'de yaşlar toplamı 38, bizden istenen yılda yaşlar toplamı 18. Demek ki bir azalma var. 2012'den önceki bir yılı soruyor. Düşüş ne kadar arkadaşlar? 38 eksi 18'den 20. Normalde 20 sene gibi düşüneceğiz ama burada böyle düşünemeyiz. Neden? Kaç kişi var toplamda çünkü 5 kişi var 5 kişinin toplamı 20 azalmış 5 kişi diyelim 5 kişi 20 azalmışsa 1 kişi arkadaşlar 20'nin 5'te 1 olan kaç azalır 4 aslında 20 yıl önce değil kaç yıl önceyi soruyormuş yani 4 yıl önceyi soruyormuş 2012'den 4 çıkartırsak aslında verilen bu yaşların olduğu yıl 2008 yılı olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar yine güzel olduğunu düşündüğümüz aslında biraz da klasik bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Bir okuldaki öğrencilerin %97'si kız öğrencidir. Okuldan bazı kız öğrenciler ayrılıyor. Kalan öğrencilerin %95'i kız öğrenci ise okuldakilerin yüzde kaçı ayrılmıştır diye soruluyor arkadaşlar. E buradaki hareket noktamız 100 olsun diyorum ben 100 üzerinden hareket edelim bakalım kaça ulaşacağız Okuldaki toplam sayı arkadaşlar 100 olsun bir kere neden 100 seçtik kolay işlem yapmak için toplamımız 100 ise kızları hesaplayalım hemen %97 hesabımız çok kolay 100'ün %97'si zaten kaç yapar 97 erkeklere kaç kişi kalmış olur arkadaşlar? 100 eksi 97'den 3 kişi kalmış olur. Burada bizim hareket noktamız erkekler. Çünkü kızlar ayrılıyor. Ayrılan hiçbir erkek yok. Erkeklerin sayısı sabit kalacak ama oranlarımız değişecek. Yani ikinci durumda şuraya yazarsam kırmızıyla. ikinci durumda halen erkekler kaç kişi? 3 kişi. Peki ikinci durumda kızların yüzdesi kaç? Yüzde 95. Şimdi 100 sayısı değişti bakın. Bunlar oran burası sayı. Erkekler 3 kişi. İkinci durumda kızların yüzdesi yüzde 95 ise 100 eksi 95'ten erkeklerin yüzdesi kaç olur arkadaşlar? Yüzde 5. Yani bunlar aslında yeni sınıf mevcudun yüzde kaçını oluşturuyor arkadaşlar? 5'ini oluşturuyor diye düşünebiliriz. Çünkü yüzde 95'i artık kızmış. O zaman yüzde 5'e erkek kalır. Bu durumda kızların mevcudunu bilmiyoruz ama oranının kaç olduğunu biliyoruz zaten soruda verilmiş. Yüzde 95. Peki şöyle bir oranlama yapalım hemen. Yüzde 5'imiz 3 kişiye denk geliyorsa öyle değil mi? %95 kaç kişiye denk gelir? İçler dışlar çarpımından da yapabiliriz. Ya da işte 5 95'e 19 katına çıkmış. 3'ü de 19 katına çıkartırsak kaça ulaşmış oluruz? 57'ye ulaşmış oluruz. Yani buradaki %95'lik erkek yüzdesi aslında 57 kişiye denk geliyor demektir. E, ee, kızlar pardon kız yüzdesi özür dilerim arkadaşlar. Erkekler %5'te de 3'e denk geliyor. Kızlar %95 57 kişiye denk geliyor. Toplamları da 3 artı 57'den kaç yapmış olacak? 60. Bakın 60 da %100'ü temsil ediyor. Ne zaman? ikinci durumda. Hakikaten de 60'ın %5'i. %5 ne demektir arkadaşlar? Yani 5 bölü 100. 1 bölü 20. 60'ın 1 bölü 20'si ne yapar bakın? 3. Hakikaten de 60'ın %5'i 3 yapar. 60 eksi 3'ten %95'i de, de 57 kişi kalır. Kız öğrencilerin yüzde kaçı yani kız öğrenci istemiş okuldakilerin yüzde kaçı ayrılmıştır? Şimdi okuldaki toplam mevcut 100'dü. Kaça düşmüş ikinci durumda? 60'a. Yani 100 kişi de kaç kişi ayrılmış arkadaşlar? 40 kişi ayrılmış. Zaten direkt 100 üzerinden oran vermiştik. Ayrılan yüzdenin %40 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar.